10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 O kadar güzel gözüküyorsunuz ki
şu anda herkesin benim gözüme sahip olmasını isterdim. Değerli misafirlerimiz, Ace of Mice dünyasına hoş geldiniz. Şöyle bir enerjimizi hissedelim mi? Çok bekledik. Zorlukları ardımızda bıraktığımızı umut ediyoruz. Ve her gün yeni bir umut. İşte az önce burada izlediğiniz bu müthiş görsel şovda, bu hologramik şovda aslında dünyanın hepimizin üzerinde olduğunu ama hepimizin tek, unique ve bütün dünyanın parçası olduğumuzu bize gösteriyor. Burada fark yaratan bütün herkes, değerli MICE sektörümüz, değerli protokolümüz, tekrar hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyerek aynı zamanda da Infinity Visual Fix stüdyosuna ve bu görsel şova katkısı olan yaratıcı kurguları, koreografi ve performanslarıyla Ace of Mice'ın başından bu yana bizlerle birlikte olan Up Organizasyon ailesine de şöyle bir alkış rica edebilir miyim? Değerli dostlarımız, değerli Ace of Mice dünyası. Bugün itibariyle fuarımızı 8. kez açmanın gururunu sizlerle birlikte yaşarken harika bir program sizler için hazırladık. Turizm Medya Grubu her zaman olduğu gibi tüm ekibiyle birlikte müthiş bir çalışmaya imza attı. Tabii işin bir diğer tarafında bu seneki en özel farklılıklarımızdan biri bir diğer taraftan 7 şehir, 7 bölge ve 7 ülke adı altında İlk kez yapılan işte gastro show'da bizlerle birlikte. Yani turizm sektörünü kucaklarken bizim ülkemizin topraklarından çıkan, ellerimizde pişen o lezzetleri de aynı zamanda sizlere tanıtmak, hatırlatmak, fark yaratmak arzusu içerisindeyiz. Umut ediyoruz ki çok keyifli bir 3 günü hep birlikte geçireceğiz. Tabii bu dönemlerde en çok ihtiyacımız olan şey, dedik ya çok özledik, çok zorluklar atlattık. Pandemi süreci hepimizi çok yordu. Ama buradan hepimizin çıkarttığı kazanımlar da var. Belki de hiçbirimiz hayal edemedik bu süreçte nasıl bir fuar organizasyonu düzenlenecek diye. İşte imkansızı aslında var edebilmek ve olmayacak gibi düşünüleni olur hale getirebilmek Ace of Mice'ın da farkı olsa gerek diye de düşünüyoruz ve ben bu farkı yaratan çok değerli dostumuz, Mice dünyasında müthiş işleri imza atan ve Ace of Mice'ı 8 senede getirdiği noktada her gün, her gün üstüne neyi katabilirim diye düşünen Turizm Medya Grubu Başkanımız Sayın Volkan Ataman'ı da alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanım, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanım, İstanbul Ticaret Odası Başkanım, Türk Hava Yolları Yurt İçi Satış Başkanım, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanım, kardeş vatanımız Azerbaycan'ın değerli temsilcileri, Türk Hava Yolları Başkanım, Türkiye'nin dört bir yanından katılım gösteren kaymakamlarım, belediye başkanlarım, İl Kültür Turizm Müdürlerim, Ticaret Odası Başkanlarımız, sektörümüzün değerli başkanları, turizm ve MICE sektörünün değerli profesyonelleri ve değerli basın mensupları. Hepiniz 8. Ace of Mice Exhibition by Turkish Airlines ve Gastronomi Turizmi Derneği işbirliğiyle ilkini gerçekleştirdiğimiz Gastro Show etkinliğine hepiniz tekrar hoş geldiniz. Efendim, geleceğe umutla bakan herkes şu an bu salon içerisinde. Aslında buradaki herkes geleceğe umut aşılıyor. Hepimiz bir arada olmayı, kongreleri, fuarları, etkinlikleri, konserleri inanılmaz özledik. 15 aydan beri evimizdeydik hep beraber. İşte Ace of Mice dünyası pandeminin getirdiği yıkıma rağmen sektörümüzü birleştirmeyi, ileri taşımaya, motive etmeye son sürat devam ediyor. Bize bu etkinliğin başında birçok dostumuz yapamazsın, imkansız, olmaz demişti ama biz inandık, çalıştık, koşturduk
ve şu an hep beraber buradayız. Çok da mutluyuz. Sizlere programda neler bekleyecek fuarımızda? Çok kısa bilgiler vermek istiyorum. 12 ayrı oturumumuz var. Toplam 74 tane çok değerli konuşmacı ağırlıyoruz. 3D Video Mapping ile 10 tane VIP yemeğimiz olacak. Çok enteresan bir deneyim. Ve çok önemli belediye başkanlarımız, şeflerimiz de bizlerle beraber olacaklar. Türkiye Seyahat Ajansları Birliği ile beraber başkonsolosluğumuza bir yemek davetimiz olacak. Milli gururumuz, isim sponsorumuz Türk Hava Yolları ile beraber misafir ettiğimiz 25 ülkeden 70 tane uluslararası satın alıcımız şu an bizlerle beraber. Ve bugün B2B'ler başlıyor. Türkiye ve dünya çapında yürüttüğümüz çok yüksek iletişim kampanyası yapıyoruz. Takribi bu sene 30 milyondur yakın bir kampanya yaptık. Ülkemizi dünya mayıs pazarında en iyi şekilde konumlandırmaya çalışıyoruz. Tabii ülkemizde nitelikli turist ve para harcayan turist gelmesini istiyorsak da bunun da yolunun mayıstan geçtiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Her bir bölgesi doğasıyla, bulunduğu konumuyla, dört tarafı denizleriyle, coğrafyasıyla bir cennet olan ülkemiz çok da aslında Mayıs'tan da avantajlı. Mesela bu noktada bakacak olursak, Türk Hava Yolları'mız 127 ülkede 325 noktaya ulaşım sağlıyor. İGA ve Sabiha Gökçen Havalimanlarımızın bütün fazları tamamlandığı zaman 266 milyon yolcu kapasitesine ulaşıyoruz. Biliyorsunuz Galata Port açıldı. Yıllık 1,5 milyon mürettebat dahil bir yolcu beklentisi var. İyi gelmiyor mu? Tamam. Konaklama ve şuradan gideyim. Buradan daha çok. Konaklama ve koltuk kapasitemizin yüksekliği, hizmet kalitemizin zaten tartışmasız yüksekliği, Mayıs alanında hizmet firmalarımızın kalitesi, teknolojik yapıları, hepsine bakarsak aslında Türkiye dünya Mayıs sıralamasında liderliği fazlasıyla hak ediyor. Çok ciddi bir altyapıya sahibiz. Şimdi Antalya'dan çok fazla misafirimiz var. Birçok otelci arkadaşımız burada, ajantacı arkadaşımız burada, birlik başkanlığımız, dernek başkanlığımız burada. Antalya'ya çok güzel bir haberim var. Çok da heyecanlıyız aslında konuşmak gerekirse. 8 yıldır Oscar tadında İstanbul'da düzenlediğimiz 8 yıldır İstanbul'da Oscar tadında düzenlediğimiz Mayıs sektörünün bütün aktörlerini bir araya getiren, ödüllendiren, başarılandıran ESO Mayıs ödüllerini bütün formatını değiştirerek Antalya'ya taşıma kararı aldık. İsmimiz de ESO Mayıs Awards Masters of Events olacak. 21-23 Ekim tarihlerinde bence dünyanın en iddialı kongre merkezlerinden biri olan NES Kongre Merkezi'nde etkinliğimizi düzenleyeceğiz. Buraya Türkiye'de yıl içerisinde çok ciddi sayıda etkinlik düzenleyen kurumsal şirketlerin üst düzey yöneticilerini, ayrıca globalden de 80 tane corporate ve DMC firmasını Antalya'da 3 gün misafir edeceğiz. 3 gün boyunca B2B networkler, ödül törenine başvuru yapan firmaların jüri sunumları, her akşam bir network event, finalde ise NES Kongre Merkezi'nde gala dinner seremonisi ve muhteşem bir kırmızı halıyla beraber ödülleri vermiş olacağız ve B2B'de bitirmiş olacağız. Sevgili Volkan Bey, burada hemen ben bir virgül koymak istiyorum. Bu süreç öyle keyifli, çok güzel gidiyor ki Antalya bu senenin ev sahibi olacakken bence artık şehirler arasında bir rekabeti de kendi içerisinde açmış olduk, öyle değil mi? Yani evet, İstanbul'dan sonra evet. Buyurunuz. Öncelikle ses için kusura bakmayın, biraz sorun yaşadık. Tabii Antalya biliyorsunuz Mayıs pazarında çok büyük bir potansiyel ama ESO Mayıs Awards ve Master of Ceremony, Master of Event ile beraber çok daha güçleneceğini düşünüyoruz. Bu sene dış alanda ilkini gerçekleştirdiğimiz İzmir Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlediğimiz Gastro Show'da ise 14 ayrı oturum, 51 tane çok değerli konuşmacı sizlerle beraber olacak.
Ayrıca Gastro Show VIP alanında da yine 3D Video Mapping eşliğinde birçok yemek, birçok tadım sizlerle buluşacak. Tadımlar, VIP yemekler ve konferans programlarımızla 3 gün boyunca çok dolu bir organizasyon sizleri bekliyor. Efendim, sözümü bitirmeden önce bizleri yalnız bırakmayan çok değerli protokolümüze, isim sponsorumuz, milli gururumuz Türk Hava Yolları'mıza, Kültür ve Turizm Bakanlığı TGA'ya, İstanbul Büyükşehir Belediye'mize, Gastro Show ana sponsorumuz İzmir Büyükşehir Belediye'mize, ana stratejik partnerimiz Türkiye Silahlı Jantarı Birliği'ne, İstanbul Valiliğimize, İstanbul Ticaret Odamıza, ICVB'ye, Antalya Tanıtma Vakfı ve Antalya Convention Büro'ya, TUROP, AKTOP ve TROFE'de, Mayıs sektörünü temsil eden değerli dernek başkanlarımıza, tüm sponsorlarımıza, yani bu organizasyonda inanılmaz bir destek, inanılmaz bir sponsor desteği var. Bütün zorluklara rağmen hepsine gönülden sonsuz teşekkür ediyorum. Bir de son bir haftadan beri uyumayan Turizm Medya Grubu ekibinin değerli çalışma arkadaşlarıma. Hepiniz tekrar hoş geldiniz, saygılar sunuyorum, teşekkürler. Teşekkür ediyoruz değerli Volkan Bey'e. Böylece bütün içerikleri, bütün detayları değerli Volkan Ataman sizlerle paylaştıktan sonra tabii bugünün özelinde aynı zamanda da Jolly Mice'ın sponsorluğundaki Amazing Partimiz olduğunu da herkesin merakla beklediği ve partiler içerisinde her sene fark yaratan partimiz olduğunu da oturumlarımızın ardından bu akşam saatlerinde onu da ben dipnot olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Şovumuz uzayla başladı. Aslında biz kendimizi uzakta hissederken yakınlaştırmaya çalışıyoruz tüm sektörü de ve hepimiz buradayız, birlikteyiz, hoşgörüyle, sevgiyle ve takım çalışmasıyla diyoruz. Teknoloji çok başına, tek başına çok fazla bir şey ifade etmezken bizler onu bütünleyen değeri yaratıyoruz aslında. Yani uzaydaydık, kendimizi başka bir gezegende bulduk. Ama burası, işte bu gezegen, hepimizin yarattığı tüm MICE profesyonellerinin ve değer ortaklarının yarattığı aslında koskocaman Ace of MICE dünyası. And ladies and gentlemen, we are so happy to be the... Hanımefendiler, beyefendiler, sizi yine Ace of MICE'da karşılamaktan çok mutluyuz. Gerçekten çok yakın dostlarımız var burada. Ve ben onlara da bir mesaj yollamak istiyorum. Biz Türkiye'de bir şeyler yaratmak istiyoruz. Fakat tabii önemli olan bütün enerjimizi global dünyada paylaşmamız da önemli. Şimdi ben size Grant Kaplan'ı sunmak istiyorum. Günaydın efendim. Benim için burada Ace of MICE'da olmak, Ace of MICE'da çok mutlu ediyor. Ve gerçekten Turkish Airlines grubunun misafiri olmak benim için çok güzel bir şey. Benim kendi işimde şirketler var. Türkiye ile de çalışıyoruz. Farklı MICE olayları yaratıyoruz ve gerçekten çok etkileyici sunumlar ve çok etkileyici teklifler buluyoruz Türkiye'de. İstanbul bizim için çok önemli. Biz şimdi Arnavutluk'tan Türkiye'ye kadar özellikle İstanbul bölgesine gelmek istiyoruz. Yani Arnavutluk kötü demek istemiyorum ama buradaki değerler mükemmel. Sizin üretici olarak, alıcı olarak, satıcı olarak sunduklarınızı takdirle karşılıyoruz. Ve İstanbul'a gerçekten ulaşmak çok kolay. Sizin aynı zamanda son derece etkin bir transit sisteminiz var İstanbul'un içinde. Mükemmel otel servisleriniz var. 5 yıldız otelleriniz var. Özellikle İstanbul'un sunduğu 5 yıldızlı oteller gerçekten bizim müşterilerimizin ilgisini uyandırıyor.
Ve görüyoruz ki aynı zamanda çevreye ilginiz çok büyük. Bu da bizim müşterilerimizi, misafirlerimizi ilgilendiriyor. Yani gerçekten yaptıklarınız bizi çok etkiliyor. Yıllar boyunca yaptıklarınız çok güzel. Eski Turizm Bakanı ile konuştum bu sabah. Hakikaten her şey mükemmel. Çok teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten küresel dünyayı bizimle hissetmek çok güzel. Ümit ediyorum ki burada çok büyük bir işbirliğimiz olacak. Teşekkür ederim Sayın Kaplan. Ve şimdi küreselden Avrupa tarafına geçeceğiz ve şimdi size Avrupa Seyahat Acentesi'ni ve Tur Operatör Derneği Başkanı Pavel Niemandowski. Hoş geldiniz efendim. Günaydın hanımefendiler, beyefendiler. Önce ben özel bir şey söylemek istiyorum. Ben burada Türkiye'ye belki 25 kere gelmiş bulunuyorum. Genç olduğum zaman İstanbul'dan transit geçiyordum. Çünkü Mısır'da yaşıyordum. Ondan sonra buraya geldim ve çalıştım. Ve gerçekten ülkeniz beni etkiliyor. Mükemmel bir hizmet sunuyorsunuz. Şimdi Avrupa tarafı arzu ettiği gibi ben şimdi Bekta adına teşekkür etmek istiyorum. Aşağı yukarı 70 bin birimimiz var Avrupa Birliği'nde ve Avrupa ekonomik alanında ve biz beni davet ettikleri için gerçekten çok mutluyum ve çok teşekkür ediyorum. Ace of Mice'da söz almak gerçekten çok güzel bir şey. Türk Hava Yolları'nın bu organizasyonu müthiş. Seyahat sanayi son 15 ay içinde kötü bir zaman geçirdi. Ve bu kadar kötü bir zaman geçirmemiş olduğunu söylemek istiyorum. Herhalde tam olarak kendine gelebilecek sektör olarak turizm son sektör olacaktır. Ve Mayıs sektörü de herhalde son kendine gelecek olan olacaktır. Bahsediyorum. Tabii ki biz geleceği tahmin edemeyiz ama bazı senaryolardan konuşabiliriz. Gelecekte bütün bunlar nasıl olacak ve biz acaba geleceğe nasıl bir biçim verebiliriz bu sanayi için? Bu tür toplantılar, konvansiyonlar seyahat ticareti için çok önemli. Ümit ediyorum ki bu şekilde biz birbirimizi bugünden daha iyi anlayacağız ve yakın gelecekte de daha da iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Ümit ediyorum ki konuşmalar da çok ilginç olacaktır ve başarılı bir konferans dileğiyle Avrupa'dan hello diyorum. Bay Power, lütfen bizimle kalın burada sahnede. Ve yine de Sayın Grant Kaplan de acaba sahneye gelebilir mi? Hem global tarafı hem de Avrupa tarafını sahnede birlikte görürken, güçlerimizi birleştirirken de değerli Volkan Ataman'ı sahneye davet etmek istiyorum. Kendilerine teşekkür plaketleri olacak. Buyurunuz. Plaketlerimizi geliyor. Buyurunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarından dolayı. Bu işbirlikleri, bu dostluklar tüm sektör için çok kıymetli. Birlikte fotoğrafınızı da alalım. Alkışlar geliyor. Thank you so much again. Thank you. Çok teşekkür ederim efendim. Teşekkürler. Teşekkürler. Ve değerli misafirlerimiz, devam ediyoruz. Otellerimiz uzun bir dönem sıkıntı yaşadılar. Şimdi tekrar yeniden hareketlilik geldi. Herkes stratejilerini yeniden oluşturdu ve yaza bomba gibi girmeye hazırlar. Ve bugün bizlerle birlikte Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Sayın Müberra Eres'in
bizlerle birlikte alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Günaydın Sayın Valim, Sayın Bakan Yardımcım, saygıdeğer belediye başkanlarım, Sayın Ticaret Odası Başkanım, kıymetli sektör temsilcileri ve değerli misafirler. Tüm dünya ile birlikte biraz önce de konuşmacıları izah ettiği gibi pandemi sürecinde en fazla yarayı alan maalesef bizim sektörümüz oldu. Ve görünen o ki en sonunda toparlanacak, yine pandemiden sonra toparlanacak sektör maalesef turizm sektörü olacak. Yine biraz önce belirtildiği gibi turizm sektörünün en son toparlanacak kısmı da maalesef Mayıs sektörü, Mayıs turizmi. Geçtiğimiz 30-35 yıla baktığınızda Türkiye'nin turizm alanında kat ettiği yolları hakikaten fark etmemek mümkün değil. Bütün dünyada özellikle kongre alanında da 6. sıralara kadar yükselmiş bir şehirde şu anda konuşuyoruz. Türkiye salgının önlenmesi konusunda hakikaten çok ciddi tedbirler aldı. Bütün STK başkanlarımla beraber, Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte, valiliğimizle birlikte çok önemli tedbirler aldık ve turizmde güvenli turizm sertifikasını ortaya çıkardık. Şu anda baktığınızda 4500'den fazla Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli ve belediye işletme belgeli tesislerimiz operasyonlarına devam ediyor. Bunun akabinde de aşılanma sürecinde Sağlık Bakanlığımız turizm sektörü çalışanlarına öncelik verdi ve sonrasında şu anda da bütün Türkiye'ye açılmış durumda. Dolayısıyla aşılanmada da oldukça önemli bir yol kat etmiş durumdayız. Hem ülke olarak hem sektör olarak. Bizim buradan dönüşümlerimiz pandeminin sonrasında özellikle Türkiye'deki Mayıs turizmiyle alakalı gelişmelerde bu bahsettiğim konuların büyük destek vereceğine inanıyoruz. Bu avantajlarla birlikte ülkemiz turizminin güvenilirliğini ve tecrübesini ortaya koyacak bu tip organizasyonlar bizler için çok çok önemli. Bu yıl 8. kez düzenlenen Ace of Mayıs Exhibition by Turkish Airlines hakikaten bu konuda hem bizim ülkemizdeki turizm sektöründeki yarattığımız güvenilirlik ve kat ettiğimiz yolla birlikte uluslararası platformda yukarı doğru çıkmamızda büyük destek olacak. Özellikle bu exhibition'da, Ace of Mayıs'ta emeği geçen Volkan Bey'in nezdinde tüm turizm medya grubuna bir kez daha teşekkür ediyoruz. Türkiye Otelciler Birliği olarak zaten sektörle ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz. Ama özellikle altyapı ve üst yapıda hazır olduğumuz Mayıs turizmiyle alakalı mutlaka ve mutlaka daha çok çalışmamız gerektiği inancındayız. Toplantılar, seminerler, kongreler olmadığı sürece şehrimizde, ülkemizde turizm rakamlarının yukarı gidemeyeceğinin gayet bilincindeyiz. Dolayısıyla Türkiye Otelciler Birliği olarak bu konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu zorlu pandemi koşullarında dahi bu tip bir organizasyonu gerçekleştirip bu kadar önlem alınmış bir şekilde fiziki ortamda gerçekleştirebilmiş oldukları için organizasyonda emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonrasında ileriye dönük olarak özellikle Mayıs turizmi konusunda desteklerimiz devam edecek. Ace of Mayıs'a da Türkiye Otelciler Birliği olarak destek verdiğimiz için çok çok memnunuz. Bugün burada görüyorum ki hakikaten başarılarını hak ediyorlar, tebrikleri hak ediyorlar. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. İyi bir fuar olmasını temenni ediyoruz. Teşekkürler. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz Sayın Eres'in. Yollar her daim açık olsun dediğimiz gibi bugün buradan harika bir başlangıç yaptık. Herkesin yolu açık olsun. Ve değerli misafirlerimiz, organizasyonumuzun, fuarımızın, ödül törenimizin yıllardır sponsoru olan, sponsor demek aslında değer ortağı olan, var olana değer katan bir birlikteliğimiz var. Önce videosu gelsin, ardından devam edelim. Buyurunuz. Bugün dünyamızı değiştiren tüm gelişmeler daha önce siz geleceğe yön veren fikirlere sahipsiniz. Biz de bu fikirlere
Ülkeleri sınırların ötesine ulaştıracak güce. Dünyada en çok ülkeye uçan hava yolu Türk Hava Yolları gururla sunar. Turkish Airlines Conventions. Kongre ve konferanslarınızı en profesyonel şekilde organize etmeniz için tasarlanan Turkish Airlines Conventions, Türk Hava Yolları'nın uçtuğu her destinasyonda hizmet verir. Üst düzey konuk ve katılımcılarınız için Türk Hava Yolları'nın ödüllü lançları ve business class ayrıcalıklarıyla donatılıyor. Dünyanın dört bir yanında başarıdan başarıya uçanlar için. Turkish Airlines Conventions. Bayrak taşıyıcımız ve Ace of Mice'ın değerli değer ortağı Türk Hava Yolları'na çok çok teşekkür ediyoruz. Ve bugün aramızda olan Türk Hava Yolu Yurt İçi Başkanı Sayın Emre Menevşe'yi de sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Sayın Valim, Sayın Bakan Yardımcım, Sayın Belediye Başkanlarım, kıymetli başkanlar, turizm sektörünün saygıdeğer temsilcileri, değerli basın mensupları, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Mayıs ve turizm sektörünün geleceğini belirleyecek ve sektörün önemli değerlerini bir araya getiren bu etkinlikte sizlerle birlikte olmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sizlerin de bildiği üzere nitelikli katılımcıları sayesinde gerçekleştirdiği destinasyonun marka değerini arttıran ve turizm gelirlerinin önemli bir bölümüne sahip olmasıyla ekonomik anlamda da büyük katkılar sağlayan kongre, toplantı ve etkinlik sektörü ülkemiz ve İstanbul'umuz için son derece önemlidir. Bu noktada başarılı olabilmek için her bir sektör temsilcisinin büyük bir payı olduğunu, birlik ve beraberlik duygusuyla ilerlememiz gerektiğini biliyoruz. Bu bilinçle sektörünün temsilcilerini küresel paydaşlar ile buluşturması ve sektörü daha da ileriye taşıyacak işbirliği fırsatları sunması sebebiyle ayrı bir yeri olan ve ilk defa gerçekleştirildiği 2014 yılından beri katılımcı isim sponsoru olduğumuz Ace of Mice Exhibition by Turkish Airlines'ı aynı zamanda organizatör ve katılımcılara sağladığımız önemli kolaylıklar ve bu sektöre yönelik geliştirdiğimiz Turkish Conventions ürünümüzle de destekliyoruz. Dünya turizminin yükselen yıldızı Türkiye'mizin ve önemli bir kongre destinasyonu olan İstanbul'umuzun vazgeçilmez olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Milli bayrak taşıyıcı hava yolu olarak küresel havacılık tarihinin en zorlu dönemini yaşatan koronavirüs salgınının yol açtığı krizi sürecin başından itibaren güçlü bir şekilde yöneterek uçuş sayısı, kapasite ve doluluk oranlarıyla Avrupa'da lider konumda yer almaktayız. Bu liderliğimizi ise büyük göç adını verdiğimiz ve rekor sürede taşındığımız yüksek hizmet kalitemiz ve yolcu memnuniyetimiz için bütüncül yaklaşımlar sunan İstanbul Havalimanı ev sahipliği yapmaktadır. Bu süreçteki başarımızı korurken siz değerli misafirlerimizin seyahatlerini güvenli ve konforlu bir şekilde yapabilmeleri önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu sebepten bu süreçte sağlık otoriteleriyle birlikte belirlenen kriterler doğrultusunda önlemler alarak güvenli seyahat standartlarını sizlere sunduk. Ortaklığımızın sunmuş olduğu bu uçuş deneyimi ise COVID-19 hijyen önlemleri kapsamında en başarılı seviyeyi ifade eden Apex Diamond statüsüne layık görüldü. Devletimizin pandemi sürecinin başından beri hız kesmeden yürüttüğü çalışmalar ve sağladığı imkanlar doğrultusunda sektörümüze aşı imkanı sunuldu. Türk Hava Yolları olarak bizler de bu süreçte çalışanlarımızın ve yolcularımızın sağlığını ve güvenliğini en ön planda tutmanın bilinciyle üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. İnşallah en kısa sürede pandeminin olumsuz etkilerini geride bırakarak daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Hız kesmeden ve kalitemizden ödün vermeden oluşacak ihtiyaçları karşılamak için hazırlıklarımızı ve uçuş ağımızı genişletmeye devam ediyoruz. 2021 yılı Mayıs ayı itibariyle Vancouver, Newark, Türkistan, Fergana ve Urgenç noktalarına uçuşlarımız başlamış olup dünyada en çok ülkeye uçan hava yolu olarak 127 ülkede 325 destinasyona misafirlerimizi sevdiklerine ulaştırırken
aynı zamanda ülkemizin güzelliklerini, değerlerini onlara tanıtıyoruz. Bu doğrultuda bu önemli fuarın ülkemizin turizm ve kongre sektörü çıtasını daha da yükseklere taşımasını ve sizlere önemli fırsatları sunmasını temenni ederken emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Emre Bey'i sizi teşekkür ederken hemen plaket takdimimiz olacak. Sizi burada yanımızda bekletirsek çok çok mutlu oluruz. Değerli Volkan Bey'in sizlere teşekkürü var. Plaketimizi de alabilirsek çok çok mutlu oluruz. Değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar. Türk Hava Yolları değer katmaya, değer yaratmaya devam ediyor. Ace of Mice'a çok teşekkür ediyoruz. Ve değerli misafirlerimiz devam ediyoruz. Değerli konuşmacılarımızla ve şimdi de İstanbul Ticaret Odası Başkanı Sayın Şekip Avdagiç'i arkadaşlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Buyurunuz. Kıymetli Bakan Yardımcım, çok kıymetli Valim, İstanbul, İzmir ve Gaziantep'in kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanları, sektörümüzün değerli temsilcileri, şahsım ve kurumum adına hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum ve bugünkü etkinliğimizin İstanbul'umuza ve Türk turizm sektörüne büyük faydalar ve katkılar getirmesini diliyorum. Aynı zamanda eş zamanlı olarak yapılan Ice of Mice Exhibition Kongre Toplantı ve Etkinlik Sektörü Fuarı ile Gastronomi Fuarı'nın hayırlı olmasını da burada diliyorum. Özellikle 1 Haziran'da başlayıp 1 Temmuz'da tamamen bir yeni bir açılma dönemine girdik. Bu toplantında, bu etkinliğinde gerçek bir başlangıç olmasını diliyoruz ve bekliyoruz. Bu etkinlik gerçekten yeni bir dönemin adeta bir işaret fişeği olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla böyle zor bir dönemin çıkışında yeni bir aydınlık dönemin başlangıcında bu etkinliği yapma cesaretini gösteren Volkan Ataman Bey ve temsil ettiği grubu özellikle tebrik ediyorum tüm mesai arkadaşlarıyla beraber. Onların bu organizasyonda katılan tüm kurumları, kuruluşları, firmalarına da teşekkür ediyorum. Gerçekten biz hep beraber bu COVID-19 zindanını inşallah aydınlığa çevireceğiz. Biliyorsunuz pandemi mutlaka tamamen bir gün sona erecek. Ama o aşamaya geldiğimiz zaman hangi ülke, hangi şehir, hangi sektör daha hazırlıklı olursa onlar mutlaka 3 adım, 5 adım önde olacaklar. Bu anlamda da bugün yapılan etkinliğin özellikle turizm sektörüne ve Mayıs sektörüne büyük katkı sağlayacağına eminim. Değerli misafirler, İstanbul Ticaret Odası olarak da biz bu dönemde sektör paydaşlarıyla beraber gerekli katkıyı vermenin gayreti içinde olduk. İstanbul'un turizm üstünlüğünü diri tutmak ve salgın sonrasını hazırlanmak için tüm paydaşlarımızla içinde bulunduğumuz TÜGEV, Turizm Geliştirme Vakfı ve ICVB ile beraber katkı sağlamaya çalıştık. Bakanlığımızla işbirliği içinde 2021 yılının hazırlık anlamında birçok faaliyet gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Böylece pandemiye rağmen 2020'de destinasyon değeri yüksek şehirlerden biri olarak İstanbul kalmaya devam etti. Bu madalyonun olumlu tarafı, diğer tarafında ise şu var. Ne yazık ki turizm, toplantı, etkinlik sektörümüz üzerinden gerçekten 2020 yılında COVID-19 tırı geçti tabiri caizse. İstanbul'da yapılması gereken birçok etkinlik iptal edildi, ertelendi, yapılmadı. Uluslararası kongrelerimizde de bunu yaşıyoruz. Ama 2021 yılına girdiğimiz zaman bu konuda bizi umutlandıran rakamlarla karşı karşıyayız. Gerçekten bu pandemiden sonra iş yapı şekillerinde de biraz değişiklik var. Yeni hibrit yapılar ortaya çıkıyor. Ben eminim ki Volkan Beyler de sektörle beraber bu yeni eğilimleri de etkin bir şekilde değerlendireceklerdir. Ve bunları da gündeme getirme imkanı bulabileceklerdir. Şu anda sayıları 700 ile 3500 arasında ziyaretçiyle yapılması beklenen önemli uluslararası etkinliklerin İstanbul'a gelmesi konusunda sektör paydaşlarıyla beraber ciddi bir çalışmanın içindeyiz. Sonuç itibariyle umuyorum ki
İstanbul'un hep beraber katma değerini artırmaya devam edeceğiz. 2013-2014 yılında İstanbul'un uluslararası etkinliklerde ulaştığı seviyeye en kısa zamanda tekrar İstanbul'u getireceğiz. Bunu yapmak için şunun elbette farkındayız. Etkinlik ve toplantı sektöründeki iyileşme ve toparlanma süreçleri, etkinlik türlerindeki değişiklikleri de dikkat alarak inşallah daha iyi bir noktaya gelecek. Seyahatin önündeki tek engel kapının eşiğidir diyor bir atasözü. Biz de pandemi eşiğini geride bıraktığımızda turizmin her alanında toplantı ve etkinliklerde bu önemli engeli aşıyor olacağımızı düşünüyoruz. Bunun da tam aşılanma ve sağlık kurallarına tam riayet ve tam hazırlık içinde süreçlerimizi sürdürmekle hayata geçebileceğini düşünüyoruz. Bu fuarın açılışını tam hazırlık anlamında önemli bir çaba olarak gerçekten kabul ediyoruz. Son 8 yıldır Türkiye ve İstanbul etkinlik sektörünün çıtasını gerçekten yukarıya doğru taşıyan Ace of Mice ekibine ve sektör paydaşlarına bir defa daha teşekkür ediyor, tebrik ediyor ve bu etkinliğimizin de İstanbul'umuza, ülkemize ciddi katkılar ve faydalar getirmesini diliyor. Hepinize saygıyla selamlıyorum efendim. Sayın Avdagiç, sizi sahnede tutabilirsek çok mutlu oluruz. Sayın Avdagiç, buyurunuz. Ve teşekkür plaketimizi sizlere iletmeyi arzu ederiz. Her daim verdiğiniz destekten dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Bahsettiğiniz engelleri bir bir aşabilmek dileğiyle yollar hep açık olsun. Çok teşekkür ederiz. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Sayın Şekip Avdagiç'e de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ve değerli konuklarımız, değerli konuşmacılarımızla devam ediyoruz. Ve Sayın Valimizin Cumhurbaşkanlığı ile bir programı olduğundan dolayı onu daha fazla bekletmeden sahneye davet ediyoruz. İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya, buyurunuz. Çok kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler. Uzaktan, yakından, özellikle yurt dışından gelen misafirlerimizi İstanbul'a geldikleri için hoş geldiniz diyoruz, sefalar getirdiniz diyoruz. Ben programın sonuna kadar kalamayacağım için üzgünüm. Çünkü biraz sonra Sayın Cumhurbaşkanımızı Ankara'ya uğurlamak için aranızdan ayrılmak zorundayım. O yüzden konuşma sırasını bu şekilde bozmak zorunda kaldık. Kusurumuza bakmayın. Değerli dostlar, 8.'si düzenleniyor. Etkinlik, toplantı ve kongre. Ace of Mice fuarı. Öncelikle bu güzel fuarın sizlerle ve bizlerle buluşturan Volkan Başkanımıza, Türk Medya Grubu, Turizm Medya Grubu'nun kıymetli başkanına, yönetimine ve arkadaşlarına büyük teşekkür ediyorum ve alkışlıyoruz kendilerini. Ve bayrak taşıyıcımız, gururumuz, en büyük sponsorumuz Türk Hava Yolları başta olmak üzere ismini bildiğimiz bilmediğimiz ama az önce ekranda hepsini gördük. Hepsine yürekten teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Değerli kardeşlerim, değerli dostlarımız, 15 ay dile kolay, bu yerküre 1,5 asırdan beri görmediği bir salgınla, yani pandemiyle, Covid-19'la mücadele etti. Evet, dile kolay. 15 ay. Çok uzun zaman evimizden dışarıya çıkamadık. Bilinen, bilinmeyen, farkına sonradan vardığımız pek çok alışkanlıklarımız değiştirmek zorunda kaldık. Düşünün, 2019'un sonunda 1,5 milyar dünya insanı turizmle başka ülkelere, başka şehirlere giderken evinden dışarıya çıkamamak başka bir sebep, ama en büyük sıkıntı sevdikleriyle mesafesini bile korumak zorunda kaldı. Gördüğünün altına düştü bizim tabirimizde. İş yerinde, gelirinde, sevdikleriyle buluşmada, her şeyde. Bunu tasarlayabilir, bunu düşünebilir miydik? Bize 2020'nin Ocak ayında, Şubat ayında, 2021 yılında, 2020 yılında şunlar şunlar olacak, şunları yapacaksınız deselerdi inanmazdık. Yaptık. Gel gelelim, insanoğlu zorluklarla mücadelede her zaman her zaman gözünü karartmıştır. Bilimin aydınlığında, rehberliğinde,
tecrübeleri paylaşımda insanoğlu el ele verdi. Bu salgından kurtulmanın tek yolu aşı. Ve aşı hamdolsun tüm dünya satında her geçen gün bir önceki güne nispetle bizler tarafından güçlü bir şekilde kullanılıyor. Dün rakamları paylaştım. İstanbul'umuzda 18 yaş ve üzeri 11.651.000 hemşehrimizin 26 cumartesi gece saat 24 itibariyle %53'ünü aşıladık. Şunu söyleyeyim yabancı dostlarımıza. İstanbul başta turizm sektörü olmak üzere tüm Türkiye ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yoğun çabasıyla yabancı misafirlerimizi ağırlamak, bizim kadim Türk misafirperverliğini her zamanki gibi ama salgın döneminde de güvenle, esenlikle göstermek için güvenli turizm sertifikasını hepimiz %110 aldık. Sizleri bekliyoruz. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, tüm dünya ile beraber inşallah biz de aşıyla ilgili bilim kurulunun, bilim insanlarının önerdiği, tavsiye ettiği ve hedef verdiği o rakama inanıyorum ki bu şehrin valisi olarak en kısa zamanda ulaşacağız. Dolayısıyla insanoğlunun 2019 sonunda bıraktığı o 1,5 milyar ve bizim şehrimizdeki o 15 milyon rakamını çok daha yukarıya çekmek, eski günlerimize, eski normal günlerimize dönmek için sabırsızlanıyoruz. İşte bugün bunun da ilk adımlarını dünyanın en güzel şehri, iki kıtanın birleştiği medeniyetimizin başkenti İstanbul'da Turizm Medya Grubu'nun mihmandarlığında sizlerin katılımıyla başarıyoruz. Çünkü biz birbirimize aitiz. Çünkü insanlık dayanışmasını, gücünü, sevgisinde gösteriyor. Ve değerli dostlar, şunu söylemek istiyorum. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız ve benim 4 sene yakındır görev yaptığım bundan önceki şehrim, Gazi şehrimiz, Gaziantep'imizin Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Hanımefendi de burada. Şehirlerin rekabetine inanıyoruz. Dünyada artık ülkelerin rekabetinden önce şehirlerin rekabeti. Şehirlerin rekabeti deyince şehirlerin eminleri, büyükşehir belediye başkanları, şehir belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, onların sinerjilerine güveniyoruz. Ve biz valiler, bulunduğumuz yerde devleti, hükümeti temsil eden, milletimizi temsil eden valiler, hepimiz şehrimizin misafir ağırlamada, yabancı turizm çıtasını en yukarıya çekmede, bütün turizm türlerinde etkinlik, toplantı, kongre başta olmak üzere kruvazörde aklınıza gelebilecek her türde İstanbul olarak biz de dünya metropolleriyle yarışmaya, ilk 5'e girmeye, ilk 3'e girmeye, ilk 1'e girmeye biz de inanıyoruz, varız diyoruz. Bir alkışlayın bakalım. Bir. Niye alkışlamıyoruz? Güzellikte, hayırda rekabet, centilmence olan rekabet baş göz üstüne bizim kültürümüzde, inancımızda. Bu yılki fuarın bir teması gastro show. Gastronomi. O 1,5 milyar insana sormuşlar, %80'in üzerinde demişler ki bir yere gitme ile ilgili bir destinasyon seçiminde evet, kalbe giden yol mideden geçer. Yeme içme kültürü bende belirleyici olmakta %80 demiş. Tam da yerine geldiniz. Bizim ülkemiz medeniyetlerin iz bıraktığı bu büyük coğrafya, bu Anadolu, toprak, su, güneş, havanın gücü,
Ama bizim annelerimizin, ninelerimizin, bizim zanaatkar aşçılarımızın ta binlerce yıldan beri öğrendiği o yemek kültürü, o sofra kültürü. Biz dünyada bu noktada biliyor musunuz ey dünya, bir numarayız, bir. Bunu niye söylüyorum? Bakın, bakın şehirlerin rekabetinde 5 yıl önce Gaziantep'te şehir yönetimine bir hanım eli değdiği en kısa zamanda belli oldu. UNESCO yaratıcı şehirler ağında Gaziantep mutfağı gastronomi dalında girdi. Ve biz bunun lansmanını, övüncünü, sevincini Gaziantep'te zaten paylaştık, davul zurna çaldık ama geldik İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Çırağan Sarayı'nda yaptık. Tüm dünyaya haykırdık. Ve şehirler bu noktada arkamızdan Hatay, Gaziantep ve pek çok kardeş şehirlerimiz de kendi mutfaklarını, dünya mutfaklarını arz etme noktasında yarışa girdiler. Ama şimdi İstanbul varisiyim. Yeter Gaziantep'in mutfağını anlatmakla ilgili. Şimdi çünkü Ekrem Başkan da valim ne zaman İstanbul'a geleceksin diyor. Değerli kardeşlerim buradayız, İstanbul'dayız. 2500 yıl başkentlik yapan, 470 yılı Cihan Devleti'ne Cihan payitahtlığı yapmış bu şehrin öyle bir mutfağı var ki tüm Anadolu'nun mutfağı burada sergileniyor. Hepsi, 80 vilayetin hepsinin mutfağı burada. Osmanlı mutfağı burada. Tüm medeniyetlerin bugüne kalan izlerinin mutfağı burada. Bizde öyle bir sokak lezzet türleri var ki saymakla bitmez. Bunun için İstanbul'a 10 gün yetmez, 1 ay yetmez. Ve biz sadece en güzel nimetleri sofralarımıza taşırken bunu geometrik bir şekilde sunum yapmıyoruz. Bizde sofra kültürü siz ne yiyorsanız osunuz. Maddi ve manevi olarak da bir sofranın bir algısı vardır. Bizde bir bereket kavramı vardır. İki kişinin doyduğu veya iki kişiye ikram edilen 4 kişiye de yetere inanırız biz. 4 kişiye ikram edilen 8 kişiye de ikram edilir. Ve bizde soframıza misafirsiz oturmak eskilerin tabiriyle kerih görülür. Pek arzu edilmez. İkramla şereflenir, bereketlenir, zenginlenir. Bu bizim 5 yıldızlı otelimizde de böyledir. Bir pansiyonumuzdaki ev sahipliğini yapan o pansiyon sahibinde de böyledir. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, sadece yemeğin hazırlanması kültürü değil, onun ikramperverliği ve misafirperverliğinde de biz hem İstanbul hem tüm Türkiye çok 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 mükemmel bir noktadayız. Soru şu, yeterince bu gücümüzü anlatabiliyor muyuz? Evet, anlatamıyoruz. Daha iyi anlatmak için Volkan kardeşimize, Gastronomi Turizm Derneğimize, şehir eminleri, belediye başkanlarımıza, hepimize çok değer düşüyor. Bunu yapabilir miyiz? Başarabilir miyiz? Evelallah, çok da iyi başarabiliriz. Bizim soframız insanlığın sofrası. Bizim soframızda hiç kimseye yer olmadığını söylemiyoruz. Bilakis inancımızdan olsun olmasın, 8,5 milyar insan, yaratılmışların en eşrefi olan insan bizim soframızda baş köşede ağırlanmaya, misafir edilmeye hazırdır, nazırdır. Turizm sektörümüze güveniyor ve inanıyorum. Mükemmel iş başarıyorsunuz. Ve salgın döneminde de sabrınıza, anlayışınıza, dilinize ve davranışınıza en güzel şekilde mukayyet oluşunuza hayranım. Ama şimdi 1 Temmuz'dan itibaren yüzlerin gülme, tekrar heyecanla ve büyük bir sevinçle dünyadan tüm misafirlerimizi otelimizde, şehrimizde, ülkemizde misafir etme zamanı. Sizleri seviyor. Bu fuarın tekrar
hayırlı, uğurlu, bereketli olmasını diliyor. En kalbi duygularımla selamlıyorum efendim. Sayın Valim, sizi sahnede bizlerle buyurunuz. Değerli Volkan Atalan'ın sizlere teşekkürü olacak. Enerjinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Valim. Söylenen her cümle çok kıymetli. Değerli konuşmacılarımız tarafından ve Sayın Valimiz Ali Yerlikaya da çok çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sağ olun. Değerli İso Mainz ailesi, hemen tüm enerjimizle devam ediyoruz. Az önce konuşmacılarımızın da belirttiği gibi şehirler arasındaki rekabet de bizleri güçlendirecek. Tabii çok uzak olmadığım bir yer ki ben şöyle bir İzmir taraflarına uzanmak istiyorum ki bu yıl özellikle spor kenti olarak onlar kendi üstlerinde bambaşka bir misyonu da yüklediler ve harika organizasyonlar yapmaya devam ediyorlar. Turizm ve spor dendiğinde son dönemde özellikle hafızalarımıza daha çok kazınmaya başladı İzmir'imiz, güzel İzmir'imiz. Ve alkışlarınızla değerli Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Tunç Soyer bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Buyurunuz. Değerli ev sahibi belediye başkanımız Ekrem Başkanım, Gaziantep Belediye Başkanımız, çok değerli hazurun hanımefendiler, beyefendiler, İzmir'in olanca sıcaklığıyla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, bugünkü organizasyon adeta bir müjde. 15 aydan sonra hepimizin içine su serpen ve gelecek umutlarımızı yeşerten güzel bir müjde. Ama elbette bu 15 ayı yaşanmamış sayamayız. Tam tersine yeni dünya başka bir dünya olacak ve yeni normalleşme denilen bu dünyada bu krizi fırsata çevirebilenler ayakta kalacak. Dolayısıyla geleceğe bakarken hem geçmişimizden esinlenerek ama hem de yaratıcı teknolojileri, dijital teknolojileri ve yaratıcı fikirleri daha çok öne çıkartarak yeni bir yer almak mecburiyetindeyiz. Dirençli bir turizm inşa etmek mecburiyetindeyiz. Yani yumurtaların hepsini aynı sepete koymadan ama hepsini tek tek toz kondurmadan koruyarak yola devam etmek mecburiyetindeyiz. Sürdürülebilirlikle ilgili güzel bir tarif var. Geçmişle gelecek arasındaki adalettir diyor. Gerçekten öyle. Geçmişimizden beslenmek mecburiyetindeyiz. Geçmişimiz yok gibi bir hızla yaşamaya devam edersek köksüzlük geleceğimizi de karartacak. O nedenle geçmişimizden beslenmek mecburiyetindeyiz. Ama aynı şekilde geleceği planlarken de olabildiğince yaratıcı, olabildiğince evet şehirler arası rekabetçi olmak mecburiyetindeyiz. Sayın Valimiz şehirler arası rekabetten söz etti. Doğru buluyorum çünkü geleceğin dünyası kentler dünyası. Kentlerin değerlerinin, zenginliklerinin, erdemlerinin çok daha fazla öne çıktığı ve kentler arası rekabetin öne çıktığı bir dünya. Ama bu dünya kurulurken evet yaratıcı endüstrilerden faydalanmak lazım, geçmişin zenginliklerini unutmamak lazım. Ama bir şey hepsinden daha önemli belki, kendi aramızdaki dayanışmamız. Yani yerel yönetimler, merkezi otorite, sivil toplum kuruluşları, sektör, çok daha sıkı bir işbirliği içinde olmak mecburiyetindeyiz. Üstelik senin gözünün üstünde kaşın var, sen yan baktın, eğri durdun demeden, birbirimizin eksiklerini kapatarak, birbirimizin yediklerini kapatarak, kusurlarını örterek adeta, çok güçlü bir dayanışma içinde olmak mecburiyetindeyiz. Çünkü pandeminin belki de öğrettiği en büyük ders birbirimize ihtiyacımız olduğu gerçeği. Bu duygu ve düşüncelerle bugünkü bu güzel müjdenin hepiniz için bereketli, kazançlı bir geleceğin ilk günü olmasını diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
Sayın Soyer, sizleri birazcık daha bekletelim. Ne güzel, zincirin halkalarıyla birbirimize bağlıyız. Buyurunuz Volkan Bey. Aynı zamanda Volkan Bey'in de açıkladığı üzere bu yıl Ace of Mines ödül törenimiz Antalya ev sahipliği yapıyor ama şehirler arasındaki rekabetten bahsetmiştik ya değerli başkanım Tunç Bey, belki önümüzdeki yıllarda da İzmir'in ev sahipliğini olabilir, öyle değil mi? Bir duymak istedim ben bunu. Memnuniyetle tabii ki. Harikasınız, ne güzel. Biz başlattık şehirler arası rekabeti şimdiden. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Ve güzel enerjileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi bir diğer enerjik, üretken, güler yüzlü Türkiye Belediyeler Birliği ve aynı zamanda da Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Şahin'i alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz Fatma Hanım. Buyurunuz. Saygıdeğer Bakan Yardımcım, değerli ev sahibimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, kıymetli hanımefendi, değerli katılımcılar, değerli oda başkanlarımız, genel müdürlerimiz, sektör temsilcilerimiz, hepinizi hürmetle, sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hoş bulduk diyorum. Şehirlerin anasındayız. İstanbul'dayız. Napolyon'un dünya tek ülke olsaydı başkenti İstanbul olur dediği İstanbul'umuzdayız. Ana olmak kolay değil. Ana olmak kapsamak demek. Ana olmak kucaklamak demek. Ana olmak ısıtmak demek. Ana olmak rahmet, merhamet, şefkat demek. O yüzden İstanbul'un hepimizin üzerinde çok büyük kapsayıcı etkisi var. İstanbul Anadolu'dur, Anadolu İstanbul'dur. İstanbul huzurlu ve mutluysa Anadolu huzurlu ve mutludur. İstanbul'un keyfi yerindeyse Anadolu'nun keyfi yerindedir. İşte o yüzden bugün Gazi şehirden hepinize lezzetin başkentinden, kültür şehrinden selam getirdim. İstanbul ne kadar mutluysa Gaziantep de o kadar huzurlu ve mutludur. Hepimiz zamanın ve mekanın şahitleriyiz. Kıymetli konuşmacılardan çıkardığım sonuç, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak yaklaşık 2 hafta önce Paris Belediye Başkanı ile yaptığımız toplantı, Paris Belediye Başkanı'nın diliyle dünya büyük kaos ve kaotik bir dönemden geçiyor. Daha fazla işbirliği, daha fazla güç birliğine ihtiyacımız var dediği bir toplantıyı gerçekleştirdik. Biraz önce yine söylendiği gibi artık şehirler yarışıyor. Ama biz Şanlıurfa'yla, Gaziantep, Hatay'la, Kahramanmaraş'la yarışmıyoruz. Biz İstanbul'un kucaklayışmasıyla, Barcelona'yla, Paris'le, San Sebastian'la yarışıyoruz. Bu salon bunu başaracak. Bu salon birlikte dünyaya Anadolu'nun medeniyet beşiğini, Anadolu'nun nasıl şehirler kurduğunu, nasıl ilk yazıyı yazdığını, Roma döneminin en güzel eserlerini, Hitit döneminin en güzel eserlerini, Osmanlı'nın, Selçuklu'nun hanlarını, hamamlarını, sokaklarındaki tarih kokan o lezzetlerini hep birlikte bütün dünyaya tanıtacağız. O yüzden öncelikle şunu belirtmek istiyorum. 3 dönem parlamentoda çalışmış bir kardeşinizim. Kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanıyım. Tesis sorunumuzu tamamladık. Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanıma özellikle teşekkür ediyorum. Artık bu memlekette altyapı belediyeciliği bitmiştir. Artık sosyal ve kültürel belediyecilik yükselen bir değerdir. Artık şehir ekonomileri en önemli sağlamamız gereken bütüncül bakıştır. İşte o yüzden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nda bu şehrin ekonomisi için, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nda İzmir'in ekonomisi için, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da Gaziantep ekonomisi için yapacak çok işimiz var. Paris'ten çıkan sonuç şudur. Eğer kim ekonomiyi ekolojiye çevirirse, yeşil ekonomiyi çalışırsa, kim kültür turizmini ekonomiye dönüştürürse, kim bilgi ekonomisini şehrine hazırlarsa, şehirler yarışında bu rekabeti yönetecektir. Burada en büyük örnek Cannes'dır.
kanın ekonomisine baktığınız zaman bir şehir ekonomisinin her ay oluşturduğu bir uluslararası büyük fuarla nasıl ülke ekonomisinin 10 katına çıkabildiğini bize gösteren bir göstergedir. O yüzden değerli katılımcılar, biz elbette farklılıklarımız var. Demokrasi de zaten böyle bir şey. Siyasi partiler zaten bunun için kurulur. Ben muhafazakar demokrat bir partinin belediye başkanıyım. Sosyal demokrat olan bir belediye başkanıyla elbette farklılıklarımız var. Ama zaman yerel demokrasiyi güçlendirme zamanı. Ortaklıkları çoğaltmamız gereken bir zaman. O yüzden geçen hafta bütün belediye başkanlarımız Gaziantep'te buluştu. Gaziantep'te bir araya geldiğimiz zaman biz de misafir baş tacıdır. Biz evimizin en güzel yerini misafir odası olarak ayırırız. Biz en güzel soframızı misafire ayarlarız. Misafir gelecek deriz. En güzel yemeklerimizi misafirimiz için yaparız. Bir araya geldik. Daha çok bir araya gelmemiz lazım. Daha çok ortak sorunlara ortak çözüm üretmemiz lazım. Elbette bu alandaki farklılıklarımız bir zenginliktir. Ama tek hassas olduğumuz konu, bu konuda bir kardeşiniz olarak hepimizin hassas olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yalan siyasetine müsaade etmeyelim. Doğru ayağa kalkana kadar yalan dünyayı dolaşıyor. Başkanımızla oturduk konuştuk. 2014 yılında belediye başkanı olduğum zaman algıda setçilik, bakanlık yaptım, vekillik yaptım. Vallahi bu belediye başkanlığı çok daha zor. Dibinde koca bir kaos, 500 bin mülteci, güvenli şehir olacaksın, sağlıklı şehir olacaksın, şehri geleceğe hazırlayacaksın. Sanayide yüksek teknolojiye geçmeye çalışırken elimizdeki en büyük hazinenin kültür olduğunu gördük. Kültür turizmi olduğunu gördük. Maalesef, maalesef hanlarımıza ve hamamlarımıza bakmadık. Harabe diye dönüp yüzüne bakmadık. Bu konuda son 20 yılda ben şahidim. Bunların hepsi yeniden kazandırıldı. Kültür Bakanımız, Kültür Bakanlığımız, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, tesislerimiz hepsi mükemmel bir şekilde çalışıyor. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğine ve yaptığı işlere müteşekkiriz. Hak edene hak edene hakkını vermemiz ve önümüze bakmamız gerekiyor. 2014 yılında belediye başkanı oldum, İstanbul'a geldim, belediye başkanı gözüyle baktım. Kadir abim rahmetli, ona sorduğum zaman nasılsın abim dediğimde İstanbul gibiyim derdi. İstanbul gibiyim. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Kültür AŞ'nin nasıl bir derya denize dönüştüğünü gördüm. Hemen döndüm. Çünkü iyi örneklerden alacağımız çok iş var. Kültür AŞ'yi kurduk. Kültür Bakanlığımızda çalıştık. Son 3 yılda 41 kitap çıktık. Divan şairlerini çıkardık o şehrin. Vakıf medeniyetini oluşturan kadınlarını çıkardık. Bizi gaziliğe götüren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün belgesellerini ortaya çıkardık. Kitaplaştırdık. Müzelerini yaptık. Hepsi bizim ortak geçmişimiz. Başkanımızla da dedik ki, başkanımızın elindeki yeni kitaplarla hiç olmasa şunu yapalım ya. Kitaplarımızı bir araya getirelim. Ortak tarihimizi birleştirelim. Ortak kitaplıklar oluşturalım. Ortak çalışmalar yapalım. İşte o yüzden bu sektör çok önemli. Biz, dünya bizim evimiz. Bu ülkede hepimiz aynı gemideyiz. Bu meseleler üzerinde yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var. 2014 yılında belediye başkanı olduğumda bu alanda baktım ki büyük bir network var. Koca UNESCO'lar var, hiçbirine bakamamışız. Sisteme girememişiz. Aynı dili konuşamamışız. Bu bizim beceriksizliğimiz dedim. Daha önce başkanımız Asım Başkan o kadar güzel çalışmıştı ki kültür turizminde. Ama rapor olumsuz gelmişti. Hemen Kültür Bakanlığımızda oturduk çalıştık. Akademik dünya ile çalıştık. Bir bilenle çalıştık. Kitabın, gastronominin hikayesini yazdık. Tek başına malzeme değil, düğün yemeklerimizi, bayram yemeklerimizi anlattık. 500 yemek çeşidimizi teorik olarak çalıştık. Ama bunların hepsi %20. Şu kardeşinizin azıcık tecrübesi varsa bu işin %80'i iletişim. İletişim, iletişim, iletişim. Dede Korkut Günü dediler, UNESCO'nun Paris'teki ana binasında maltıkalı köfteyle ağızlarını yaktık. Menengiç kahvesiyle dinlendirdik. Antep baklavasıyla da ağzımızın tadı yeniden geldi dedik. Ve bunu başardık. Arkasından Hatay, arkasından şu an Afyon, UNESCO'nun bu listesine girdi. İstanbul tasarımda girdi. İstanbul'un o kadar büyük bir hazinesi var ki
Anadolu'ya İstanbul'la birlikte birleştireceğiz ve önümüze bakacağız. Gastronomi ile birlikte 15 aylık süreçte İskandinav ülkelerinin Belediyeler Birliği Başkanı ile görüştüğüm zaman dedi ki başkanım çok dikkatli olmak lazım. Eğer lezzetin başkenti yoluna gitmek istiyorsanız sağlıklı lezzetin başkenti de olmanız lazım dedi. Hemen bir sertifika programına geçtik. Her yer fıstık gibi, her şey fıstık gibi. Oluşturduğumuz mutfak sanatları merkezinde biz örnek olduk. Bütün menüleri kaldırdık, QR kodlara geçtik, ozonladık, tek kullanımlara geçtik. Vallahi ben İstanbul'a geldiğimde baktım, bunlar daha burada yapılmamıştı. O yüzden çok hızlı hareket etmemiz, çok pratik bir şekilde zamanın ruhunu yakalamamız ve şehir ve bölgenin ekonomisine destek olmamız gerekiyor. İşte benim gördüğüm şudur. Sofra birleştiriyor, spor birleştiriyor, yeşil birleştiriyor, kültür ve sanat birleştiriyor. Daha çok birleşmeye, daha çok ortak sorunlara, ortak çözmeye ihtiyacımız var. Hepimizin partisi farklı olabilir ama bizim çok ortak bir şeyimiz var. Hepimiz insanız, hepimiz anneyiz ve babayız ve hepimizin evlatları ile ilgili yüreğinde özel hedefleri, özel aşkı var. Bu Türkiye'nin dünyanın 10. ekonomisi olduğu zaman herkesin kazanacağı yeni bir bakışa ihtiyacımız var. İşte o yüzden bu salondayız. Bu salonda yüreğinizden geçen her şeyin benim gibi aynı olduğunu biliyorum. Baktığımız zaman gözlerimiz aynı yere bakıyor. Yüreğimiz aynı şekilde bunun için yanıyor. Bunun kaybedeni yok. Hep birlikte kazanacağız. Bu konuda bize destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Kültür Bakanımıza, Dışişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Daha yapacak çok iş, gidecek çok yolumuz var. Ağzımızın tadı yeniden gelsin diyor ve hepinizi Gaziantep'e, Mezopotamya'nın başkentine, lezzetin başkentine davet ediyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Sayın Şahin, çok teşekkür ediyoruz. Sizi yanımıza alıyoruz. Değerli Volkan Bey de teşekkür plaketini iletmek üzere sahneye davet ediyoruz. Harika enerjilerle Gaziantep bizleri selamlarken Sayın Başkanımızla birlikte fuar boyunca gastro show'da da Anadolu topraklarının bu lezzetleriyle buluşma şansımız olacak. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Değerli misafirlerimiz, hemen devam ediyoruz. Ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Değerli Bakan Yardımcımız, teşekkürler. Çok değerli teşekkürler. Belediye Başkanlarımız, İzmir Belediye Başkanımız, Gaziantep Belediye Başkanımız ve gerçekten hem sektörün hem de bu güzel günün temsilcisi olan Volkan Bey nezdinde sektörün bütün paydaşlarına, katkı sunan bütün kurum kuruluşlara, buradan İstanbul adına, sektör adına, Türkiye'miz adına, turizm adına çok çok teşekkür ediyoruz. Çok farklı illerden belediye başkanlarımız da aramızda. Girerken geçmiş dönem bakanlık yapmış Turizm Bakanı büyüklerimizi gördüm. Onları da selamlıyorum. Ve hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok değerli ve güzel konuşmalar oldu. Zor bir dönemi hep beraber geçiriyoruz. Tabii bu süreci hızlıca atlatmak gibi bir sorumluluğumuz var. Hepimiz bu kentin, diğer kentlerimizin ve ülkemizin sorumlu insanlarıyız. Tabii sorumluluk aynı zamanda bir bütüncül çalışma gerektirir. Bu konuda işbirliği ve her noktada, her ortamda ve her konuda ortak akıllı, ortak masa ve ortak işbirliği platformu biçiminde iş üretmek gerektirir.
kurumları birbirinden habersiz kılan hangi unsur varsa onu bertaraf edip ülkemizin ve şehirlerimizin kazanmasına dönük çok güzel projeler, güzel adımlar atmayı gerektirir. Gerçekten bu zor dönemin başka türlü atlatılması çok mümkün gözükmemektedir. Normal zamanın kargaşasını ya da normal zamanın bir takım reflekslerini bir kenara itip bu zor dönemin seferberlik ruhunu temsil eden anlayışa sahip olmamızı diliyorum. Bu konuda her masanın bir ferdi olması konusunda hiçbir ön şartı olmaksızın koşa koşa geleceğimizi buradan İstanbul şehri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına duyurmak istiyorum. Tabii burada bakanlıklara önemli görevler düşüyor, belediyelerimize önemli görevler düşüyor, valiliklerimize önemli görevler düşüyor. Şunun altını çizelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne kadar bir vatandaşa aitse, Turizm Bakanlığı ya da herhangi bir bakanlıkta o kadar bir vatandaşa aittir. Hiçbir siyasi partiye ait değildir. Hiç kimse sahibi olmaya kalkmasın. Hangi makamı işgal ediyorsak edelim, her birimiz bu ülkenin 84 milyon insanıyla eşit haklara ve hukuka sahibiz. O bakımdan göreve seçilmiş ya da göreve atanmış olan insanlar görevlerini en iyi yapmakla sorumlu bireyler ve vatandaşlardır. Biz de görevimize bu anlamda bu titizlikle bakıyoruz. Yani milyonlarca insanın ekmek beklediği bir sektörü konuşuyoruz. Turizm sektörü. Ve gerçekten Türkiye'nin lokomotifi. Biz yaklaşık iki yıl önce biraz daha az bir süre önce bir turizm çalıştayı yapmıştık ve orada İstanbul senin, turizm geleceğin diye bir mesaj kullanmıştık. Gerçekten bu kentin ana lokomotifi turizm. Az önce Sayın Valimiz, değerli belediye başkanlarımız ifade ettiler. Gerçekten İstanbul bu konuda dünyanın en önemli kentlerinden bir tanesi. 2 günü biraz aşan süre eğer bir turist İstanbul'da kalıyorsa böyle bir ortalamadan hepimiz hicap duymalıyız. Bu kente çok uzun süre kalacak bir zemini ve ortamı hazırlamalıyız. Turist çeşitliliğini ülkemizin her köşesinde ziyaret edebilir hale getirmeliyiz. Kentlerimiz evrensel değerlere, evrensel zemine hazır hale gelmeli. Dünyanın her ülkesinden insanlar bu ülkeye gelebilmeli. Biz çünkü 10 bin yıla yakın bir medeniyetin bugünkü temsilcileriyiz. Ne mutlu bize ki Türk halkı olarak Türk Cumhuriyeti'nin güzel bir döneminin bireyleriyiz. Ama unutmayalım ki 10 bin yıllık bir tarihin ve bir geleneğin, bir medeniyetin aynı zamanda bugünkü temsilcileri, yöneticileri ve yaşayanlarıyız. Bu sorumlulukla kişisel yaşam ve prensiplerimiz üzerinden değil, evrensel değerler ve evrensel yaşam prensipleri üzerinden bir zemini kentimize ve ülkemize, o değerleri taşıyan bir süreci kentlerimize ve ülkemize sağlar isek, dünyadaki insanlar coşa coşa, koşa koşa bu topraklara ziyaret etmeye gelirler. O bakımdan benim en önemli arzum ve isteğim, gerçekten İstanbul'un dünyanın en fazla ziyaret edilen, en uzun süre kalınan ilk 3 şehrinden bir tanesi olmak. Elbette ki gerçekten hayran olduğumuz Gaziantep gibi, Hatay gibi, ki Ege'nin mutfağıyla o illere rakibim diyen İzmir gibi birçok şehrimizin mutfağını ben istiyorum ki dünyanın bütün ülke insanları tatsınlar. Bu ülkeye ve bu şehirlere gelebilmesi için farklı zeminleri de sağlamlaştırma zorunluluğumuz vardır. Bu anlamda evrensel değerleri önemsiyoruz. Bugün gerçekten büyük bir emek var. Bu zor koşullarda bir başlangıç yapabilmek çok değerli bir şey.
Umut önemli, umutlu olmalıyız çünkü gerçekten bu şehrin ve bu ülkenin yaratıcı, kararlı insanları var, bunu görüyorum. Çok değerli iş insanları var. Sermayesini iyi kullanan, misafirperverliği en iyi şekilde ortaya koyacak olan insanları var. Açıkçası her şeyimiz var. Umut ederim ki bazı hatalardan, bazı eksiklerden, bazı yanlışlardan hep beraber bir ders çıkartıp önümüze bu şekilde bakıp en kucaklayıcı bir biçimde turizmi gerçekten bir dönem iyi noktaya gelmişti, kabul edelim. Yani dünyada kongre turizminde ilk 6'ya girebilmek önemli bir başarıydı. Ama üstünden 10 küsür sene geçti. Niçin oradan buraya geldiğini sorgulamalıyız. Bu sorgulamayı ön yargısız yapmalıyız. Hataları yukarıdan aşağı yazıp onları tek tek yok etmeliyiz. Ve önümüze bakıp dünyada hak ettiği yere bu şehirleri ve bu ülkeyi getirmeye hep beraber yükümlüyüz. Uluslararası konuklarımız var. Hepsine teşekkür ediyoruz ama sayısı çok az. Çok güçlü bir biçimde uluslararası ilişkilerde başta Avrupa olmak üzere yanı başımız, elbette ki Orta Doğu, Uzak Doğu ve hatta Amerika kıtaları bütünüyle bu ülkeye ilgi duyacak mekanizmaları yapmaya hepimizin hazır olması lazım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konuda cesurdur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkını vermeye hazırdır. Tanıtımları, işbirlikleri, kaynak kullanımı noktasında her türlü ihtiyacı karşılama noktasında üzerine düşen vazifeyi yapmakta kararlıdır. Bunu da buradan duyurmak isterim. İnşallah çok güzel bir 2021 hazırlayıcı bir yılı olsun. Ama esas hedefi mantıklı ve sağlıklı düşündüğümüzde 2022'ye koymalıyız. Ve ondan sonra da asla geri dönülmez, hep ileriye giden akılcı, bilimsel bir süreci bu ülkeye yaşatmalıyız diye söylemek istiyorum. Katkısı geçen herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir fuar olsun. Ace of Mice iyi bir buluşma olsun. İyi buluşmaların müjdecisi ve habercisi olsun. Hepinize teşekkür ediyor. Tekrar İstanbul'umuza hoş geldiniz diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Volkan Bey'in de size teşekkür plaketi takdimi olacak. Harika ev sahipliğiniz için, güzel enerjiniz için, içtenliğiniz için biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Misafirlerimiz, açılışımıza çok az bir zaman kaldı. Fuarımızı gezmek için de heyecan duyduğunuzu biliyoruz. Ve hemen devam ediyoruz programımıza ve şimdi de Kültür Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcımız değerli Özgül Özkan Yavuz bizlerle birlikte hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyerek sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz. Teşekkürler. Kıymetli başkanlar, çok kıymetli misafirler, sevgili basın mensupları. Türkiye turizmini bugün bu noktaya getirebilmek için 25 yıldır birlikte mücadele ettiğimiz çok sevgili dostlarım. Ben de bugün Ace of Mice Fuarı'nın açılışında sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyum. Hepinize tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. İlk Ace of Mice Fuarı'nı dün gibi hatırlıyorum. Zaman çok hızlı geçiyor. Bu yıl 8.sini düzenlemekte olduğumuz fuarın programını incelediğimde içinde bulunduğumuz pandemi dönemi ve sonrasının masaya yatırılacağı oturumlarında yer alacağını memnuniyetle gördüm. Bir konunun altını çizmek istiyorum. Evet, etkinlik, organizasyon, yurt içi işler. Ama biliyorsunuz bizim en çok odaklanmamız gereken uluslararası istatistiklere giren, kendi aramızda İKKA istatistikleri diye konuştuğumuz büyük uluslararası işleri tekrar İstanbul'a getirebilmek. Eminim 3 gün sürecek tartışmalarda buraya odaklanacağız ve bunu tekrar nasıl başarırız, bu konuları ele alacağız. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Odaklanmamız gereken yer burası. Eminim ortaya konulacak görüşler sektörümüze çok ciddi katkılar yapacaklar. Bu sene fuarla eş zamanlı olarak düzenlenen Gastro Show ise bir başka önemli, kıymetli alan.
Bakanlık olarak malumunuz biz de yıllardır bu gastronomi alanında gastronominin kültürün önemli bir parçası olduğunu vurgulamak suretiyle pek çok çalışmaya imza atıyoruz. Ve ülkemizi ve ülkemizin şehirlerini uluslararası alanda bu boyutuyla da tanınır noktaya getiriyoruz. Sevgili misafirler, çok değil, sadece 4-5 yıl önce İstanbul'u kongre sektöründe dünya altıncısı hep birlikte yapmıştık. Burada bulunan arkadaşlarımla turizmde de Avrupa'nın en çok ziyaret edilen 3. şehri yapmıştık. Maalesef 2016 yılındaki hain girişim her sektör olduğu gibi bizim sektörümüzü de olumsuz etkiledi. Arkasından gelen pandemi dünyada en çok yine turizm, seyahat üzerine olan faaliyetleri ve sektörleri etkiledi. Hepimizin yakından takip ettiği, dünya genelinde ciddi can kayıplarına sebep olan ve ülkelerin sağlık sistemlerine getirdiği yükle de gerçekten bu yüzyılın gerçekleşen en tahripkar salgını olan global ekonomide ve turizm seyahat endüstrilerinde çok önemli kayıplara şahit olduk. Uluslararası Kongre ve Konvensiyonlar Derneği İKKA'nın açıkladığı verilere göre de geçen yıl takip ettiniz. 2020 yılında gerçekleşmesi beklenen 4000'den fazla uluslararası etkinliğin %65'i iptal olurken %25'i sadece dijital ortamlarda fiziksel olarak yan yana gelemeden gerçekleşmek zorunda kaldı. Fuarcılık alanına baktığımızda ise 2020 yılı içerisinde gerçekleşmesi planlanan uluslararası fuarlar iptal oldu. Geçen yıl Temmuz-Ekim döneminde dünyada az sayıda da olsa dar çerçeveli fuar organizasyonlarının gerçekleştirdiğini gördük. Ama sektörümüz için yeterli hacim sağlanamadı. Bugüne baktığımızda yani 2021 yılına baktığımızda uluslararası kongre ve toplantıların dijital veya hibrit olarak gerçekleştirmeye başladığını memnuniyette görüyoruz. Yurt içindeki ve yurt dışındaki sektörümüzün kıymetli temsilcileriyle yaptığımız istişarelerde aslında geri dönüşün hızlı gerçekleşme ihtimali olduğunu, güzel sinyaller olduğunu da tespit ediyoruz. Bu sektörümüz adına gerçekten umut verici, kıymetli bir gelişme. 2021 yılının son çeyreği itibariyle de uluslararası kongre ve fuarların başta bölgesel fuarlar, kongreler olmak üzere tekrar fiziksel ortamda başlayabileceğini de öngörüyoruz. Normale dönüş süreci içerisinde eskiden çok alışık olmadığımız hibrit formatların artık bundan sonra çok daha fazla önem kazanacağını, bizim de iyi teknoloji kullanan bir ülke olarak bu alanda tecrübeli acentalarımız, tecrübeli organizatörlerimiz eliyle iyi, yeni, yaratıcı çözümler sunmamız gerektiğini unutmamalıyız ve bu alanda çalışmalıyız arkadaşlar. Bu çerçevede Kültür Turizm Bakanlığı olarak Turizm Geliştirme ve Tanıtım Ajansımız TGA'yı kurduğumuzdan bu yana da kongre, toplantı, etkinlik sektöründe de önemli çalışmalar yapıyor. Yeni ve farklı stratejiler planlayarak uygulamaya koyuyoruz. Kasım ayı itibariyle biliyorsunuz yeni yüzüğüyle yayına geçen Go Türkiye platformunda bu kez Türkiye için kongre, toplantı, fuar, etkinlik destinasyonu olarak özel bir Go Türkiye Meeting diye bir başlık açtık. Türkiye'yi bu anlamda bu başlık altında tanıtıyoruz. Pek çok yabancı kongre düzenleyicisini, bu alandaki basın mensuplarını ülkemize getirerek ağırlıyoruz sektörümüzün de işbirliğiyle. Kongre sektöründen geleneksel olarak daha fazla pay alan İstanbul, Antalya, İzmir ve Kapadokya'nın yanı sıra diğer illerimiz ve bölgelerimizin de ön plana çıkması için tanıtım içeriklerimizi, tanıtım stratejimizi ve dinamik medya planlamamızı çoğaltıyoruz. 2020 yılında gerçekleşen, dijital olarak gerçekleşen IMEX Frankfurt, IBTM Barcelona ve ILTM Cannes gibi fuarlara katıldık ve ülke sunumlarımız ve uluslararası karar vericileriyle toplantılarımızı gerçekleştirdik. Tüm dünyada uluslararası MICE
ve etkinlik organizatör karar vericilerini ülkemizde daha çok ağırlamaya devam edeceğiz. 2021 yılı için çalışmalarımız öncelikle pandemi sonrasında küresel ölçekte sektörde ortaya çıkacak yeni eğilimler, yeni yaklaşımları yakından takip ederek devam ediyor. Dünyadaki ilk örneklerinden ve ilk uygulamalarından olan güvenli turizm sertifikasyonu programımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde, bakanlığımızın yönetiminde Sağlık, Ulaştırma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarımızın katılımı ve tüm sektör kuruluşlarımızın değerli işbirliğiyle hazırladık, uyguladık ve şu anda Türkiye'de 10 bin civarında transit araçları dahil programa katılıyor. Bütün sektörümüz ve sertifika programı içerisinde uluslararası akreditasyon kuruluşlarıyla birlikte etkin bir şekilde yürütüyoruz. Türkiye Güvenli Turizm Sertifikasyon Programımız kapsamında elbette ki kongre ve toplantı merkezlerimiz, kongre merkezlerimizde yer alıyorlar. Onlar da sertifikasyon kriterlerini zaten birlikte çalıştık kendileriyle programa dahil oldular. Şu anda içinde bulunduğumuz İstanbul Kongre Merkezi sertifika programını ilk alan merkezlerimizden ve şu anda 22 kültür ve kongre merkezimizde güvenli turizm sertifikası kapsamında. Ben bunun tanıtım, pazarlama ve marketing faaliyetlerinde iyi bir araç, iyi bir malzeme olarak kullanılabileceğini eğer etkin şekilde değerlendirirsek yürekten inanıyorum arkadaşlar. Yıl sonunda kongre toplantı fuarlara sağlanması konusunda da katılım sağlanması konusunda da artırılması konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl sonuna kadar olan dönemi iyi değerlendirmemiz lazım. Çünkü toplantılar, kongreler ertelendi. Aslında yarış yeniden tekrar başlıyor. Ekonomimizin ve istihdamımızın önemli unsurlarından turizmin en kısa zamanda pandemi öncesinde 2019-2018 dönemindeki düzeye tekrar getirebiliriz. Bu salondaki arkadaşlarımızla biz bunu yaptık daha önce. Yine yapacağımıza yürekten inanıyorum. Son 2-3 haftalık trafik akışını sizler de takip ediyorsunuz. Yolcu trafiği tekrar hareketlenmeye başladı. Normal şartlarda Ekim ayı sonunda sezonun bitmesi beklenirken yaklaşık 40 ülkenin bakan ve bakan yardımcısıyla yaptığımız görüşme sonucunda da bu sezonun dünyada her yerde uzayacağını, seyahat sürelerinin uzayacağını ve sezonun sene sonuna doğru sarkacağını gözlemliyoruz. Turizmde tüm alt kırılımları ve son 20 yılda başardığımız turizmde çeşitlenme çalışmalarıyla ben yıllardır sizinle birlikte çalışan bir arkadaşınız olarak hedefimiz olan 75 milyon turist, 65 milyar dolara bizim muhakkak ulaşacağımızı biliyorum. Pandemi bu işe bir virgül koymamıza sebep oldu ama elbette bizi durduramayacak. Tecrübeli sektörümüzle bugünü de aşacağız. Güçlü altyapıları, özgün tasarımları, ürün hizmet anlayışıyla kongre merkezlerimiz burada. Tecrübeli PCO'larımız, kongre organizatörlerimiz burada. Bayrak taşıyıcımız, gururumuz ve kongre sektörüne sunduğu dünyada öncü örnek Turkish Airlines Conventions ürünüyle Türk Hava Yolları'mız burada. Ve hizmet konusunda sınır tanımayan esnek yapılanmaları ve çalışmalarıyla kıymetli konaklama sektörümüz burada. Dünyada oyun yeniden başlıyor. Diğer şehirlerle, ülkelerle konuştuğumuzda da aslında kuralların yeniden yazıldığını, bir nevi herkesin başlama noktasına birlikte tekrar geldiğini görüyoruz. Oyun yeniden başlıyor ve biz güçlü sektörümüzle birlikte bu oyuna hiç olmadığı kadar hazırız ve bu tecrübemizle bu atılımı muhakkak başaracağız. Normalleşme adımlarını attığımız, aslında Perşembe günü itibariyle de büyük oranda normalleşme sürecini başlattığımız bu günlerde böylesine önemli bir etkinlikte bizi fiziksel olarak da bir araya getiren Ace of Mice düzenleyicisi Turizm Medya Grubu'na bu yıl fuarı gastro show başlığını da açarak çeşitlendiren
ve ülkemizin farklı şehirlerini bu etkinliğe katan Gastronomi Turizmi Derneği'ne teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Her iki etkinliğin katılımcılar için başarılı geçmesini diliyorum. Ayrıca organizasyona destek veren tüm kişi kuruluşlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken hepinizi muhabbetle selamlıyorum ve başarılı, verimli, bereketli 3 gün geçirmenizi dileyerek hayırlı olsun diyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Yavuz. Değerli Volkan Bey'i de sahneye davet ediyorum. Sizlere teşekkür plaketlerini iletecekler. Ve hemen ardından da artık yavaş yavaş fuara inmek için hazırlanacağız. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Yavuz. Evet, kurdelemizi keseceğiz tabii. Böyle teknolojileri her yerimizde bir taraftan kullanıyoruz ama gelenek kelimesini çok severim. Gelenek geçmişten günümüze demek ve gelen eki aslında iyi beslemek lazım ki onun üzerine bir şeyler koyarak devam edebilelim. O yüzden değerli misafirlerimiz, iyi ki geldiniz. Burada birlikte olabilmek, göz göze olabilmek, bu enerjiyi birlikte paylaşabilmek bizler için de gerçekten de çok kıymetliydi. Şimdi ben değerli konuşmacılarımızı sahneye davet etmek istiyorum. Aynı zamanda da ve onlara tekrar teşekkürlerimizi sunarken 3 gün boyunca bu heyecanı yaşamak üzere hem fuar gezimize çıkacağız hem de başlangıcımızı hep birlikte yapacağız. Değerli basından, değerli medyadan, değerli arkadaşlarımız, sizden bir ricam olacak. Kurdelemizi biz biraz uçurarak getireceğiz. O yüzden birazcık sizden bu konuda yardım istiyorum. Önümüzü açabilirsek çok daha seviniriz. Ve yola çıkıyor. Geliyor işte. Kurdelemiz de sol arka köşeden. Yol aldı, yavaş yavaş gidecek bu tarafa doğru. Şöyle bir bakıyorum değerli arkadaşlarıma. Sonra.
Ace of Mice Exhibition by Turkish Airlines 8. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Makaslarımızı takdim ediyorum ama öncelikle değerli misafirlerimizden onlar kesmeden önce şöyle bir ricam olacak sizlerden de. Bizler bu başlangıçları yapabilmek için kendimize, bize ve sağlığımıza çok ihtiyacımız var. Bu zamana kadar sağlık sektöründe büyük çabalarla bizleri bugünlere taşınmasında destek olan, yardım eden bütün sağlık çalışanlarımıza öncelikle şükran borcumuzu ben bir kere daha paylaşmak istiyorum. Ve o zaman hazırsak Ace of Mice Exhibition by Turkish Airlines 8. kez kapılarını açıyor. Ace of Mice dünyasına hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Değerli konuşmacılarımız, değerli katılımcılarımıza ayaklarınıza sağlık. Değerli protokolümüz fuar gezisine başlıyor ve hemen hatırlatalım. Burada sahnemiz hazırlandıktan sonra günün ilk oturumuyla devam edeceğiz. Bıraktığınız gibi değil. Turizm endüstrisinde havacılığın seyri ve önemi oturumda. Dört konuşmacımızla az sonra burada sizleri bekliyor olacağız. Görüşmek üzere.